Evet sayın dinleyiciler, Radyo 7'de ana haber bültenimiz devam ediyor. Bugün stüdyomuzda AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayı Sayın Deniz Köken konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Öncelikle karakterinde tarihsel ve dini ögeleri bolca barındıran bir semtten bahsediyoruz Eyüp Sultan. Sizin de çok iyi tanıdığınız bir semt. 90'lı yıllarda belediye başkan yardımcılığı, meclis üyeliği ve çeşitli görevlerde bulundunuz. Hatta sizin bir sözünüz var onu hemen daha programın başında aktarmak istiyorum. İstanbul metropol ise Eyüp Sultan'da İstanbul'un başkentidir diyorsunuz. Ee, açıkçası dikkat çeken projeler de var o döneme ait sizin 90'lı yıllarda görev yaptığınız döneme ait gerçekleştirmiş olduğunuz projeler. Onlardan e, benim aklıma gelen e, Eyüp Musiki Vakfı ve e, diğer projeleriniz var. Sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, e, Erzurum'da ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri'nde yapmış olduğunuz çalışmalar var. Önemli projeleriniz var. Ben kısaca e, dinleyicilerimize aktarmak istedim. E, belediyeciliğe başladığınız yerde aslında bir bakıma e, doğru bir tabir olur mu? Belediye başkan adayısınız şu anda. Evet. E, adaylık sürpriz oldu mu? Bununla başlayalım istiyorum. Evet biraz. Biraz. Hmm. Peki efendim. E, bu meslekte geçen 25 yıldan e, fazla hmm. bir süreden bahsediyoruz. Eyüp Sultanı da çok önemli bir e, semt olduğunu e, aktardık. Dinleyicilerimiz de bunu çok iyi biliyorlar. E, hali hazırda mevcut başkan da AK Partili bir isim. Kendisine de, de buradan saygılarımızı e, gönderelim Sayın Remzi Aydın'a. Neler söyleyeceksiniz? Eyüp Sultan'da bugüne kadar neler yapıldı? İlk önce onları bir konuşalım isterseniz. E, eksiklikler neler? Görmüş olduğunuz eksiklikler neler? E, neler yapılacak? Evet, e, teşekkür ediyorum. Zaten kısaca özetlediniz. E, beni de e, aslında güzel bir şey oldu. Bana bırakmadınız, iyi bir şey oldu. Çünkü ilk heyecanımı bu şekilde atmış oldum. <laughs> Buyurun Sağ olun. efendim. Şimdi şehircilik aslında... Ee, insan doktorluğu gibi bir şey. Yani e, insan hasta olduğunda doktora gider, şehir hasta olduğunda belediyeye gelir. Biz belediyeleri eğer bir yapı içinde değerlendiremezsek, doğru planlamazsak sonra insanlar orada mutsuz olurlar. Şehirlerin de ruhu insanlardır. Hı hı. Nasıl ki insan ruh ve bedenden oluşuyorsa bedenden e, ruh bedenden çıktığında bedenimiz cesede dönüşüyorsa, insan da şehirden çıktığında şehir cesede dönüşür. Hı. O yüzden insanın şehirde mutlu olması lazım, huzurlu olması lazım. Şehirlerin karakterini bunun üzerine ve bunların da sürdürülebilir olması lazım. E, biz de bu şehri, Eyüp Sultan ilçemizi 3 kategoriye böldük. Nasıl 3 kategoriye böldük? Bir, merkezine çocuğu, kadını, yaşlıyı, genci, engelliyi koyup bir tarafında üreten bir şehir, bir tarafında kültür ve turizmle bu şehri nereye kadar götürebiliriz? Eyüp Cami ve çevresini sadece kendi cami ve çevresi olarak algılamamak lazım. Bizim Pierlotimiz ve Halicimiz de var. Bu Hı -hı. üç, üç yapıyı birlikte değerlendirirsek o zaman kültür ve turizmde ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. Bunun için de bunun alt yapısının olması lazım. Bir şehirlerin gelişebilmesi için önce fonksiyon vermek lazım. Bir şehir her şey olamaz. Bu saatte bu şehir sanayi şehri olamaz. Ama bir şehirde de çorba gibi birazcık tarım, birazcık şehir, birazcık turizm, birazcık sanayi böyle de olmaz. Bir ana başlığı olur. Diğerleri onun alt başlığı olur. Mesela işte Antalya tarım şehridir. Turizm ve evet. ticaret onun yan şehridir, Hı -hı. koludur. Gaziantep sanayi şehridir. Gastronomi ve turizm onun alt kollarıdır. Hı -hı. Hepsi birbirine hizmet ederler. Yok ben bunu istemiyorum hepsi eşit olacak derseniz birbirlerine rekabet ederler ve birbirlerine zarar verirler. Hı hı. Bunu bir kere böyle algılamak lazım. Önce insanın şehire nasıl adapte olduğuna bakmamız lazım. Şimdi bu, bu, dediğim saydığımız beş katman çocuk genç çalışan çalışmayan spor yapmak isteyen yapamayan e, Bunların hepsiyle ilgili bir şey. Bir kere şehrin yüzde 28'i 19 yaşın altında. Hı, hı. Yani bu neredeyse üçte bir yapar, üçte biri 20-21 yaşın altında. Şimdi böyle bir potansiyelli genç nüfusun olduğu bir şehirde mutlaka projelerin epey bir kısmı gençlerle ilgili olmalıdır. Evet. Çünkü alttan gelen bir nesil var, hı hı. orta kuşak var ve hepsinin de birbirleriyle yakın benzerlik adleden e, şeyler hobiler olacak. Ne olacak? Hı hı. Spor, evet. bisiklet yolları, hı hı. kreşler. E, yüzme havuzlarından tut da işte vesaire. Yarısı da kadın bu şehrin. Öyle 400 bin nüfusu var. Yarısı da kadın. Hı hı. O zaman ne yapmak lazım? İkinci meselemiz de kadın olması lazım. Hı, hı. Yani Erkeklere bir şey kalmadı. Yani öyle görünüyor şu an için ama. <laughs> şu an için sadece. Evet. Ama e, bu şekliyle biz bir kere çalışan ailelerle ilgili bir kere kreş meselemiz var. Yani projelere kısaca değil, değilsek Spor salonuna evet. ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü bir tek yüzme havuzu var. Ben düşünüyorum ki mesela ilk 3 ya da ilk 3 ya da 4 yüzme bilmeden mezunum bir üst sırafa geçmesin. Hı hı. Bunu halledelim. Şu en azından boğulma vakalarını, deniz kazalarını bir kere kaldıralım. Hı hı. İkincisi çağımız artık endüstri 4.0. Bu ne demek? Aslında dijital çağ, yapay zekaya geçiyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 mekanik, elektronik ve yazılım çağını biz epey gerilerden takip ettik. Ama bu çağda san, sanırım etmeyiz. Çünkü bizde genç bir potansiyel var ve yapay zeka dediğimiz kavram gençler ve çocuklarla ilgili bir, bir şey. Onlarla o işi büyütüp çoğaltabiliriz ve geliştirebiliriz. Hı hı. Güney Kore, Finlandiya örneklerine bakarsak, Japonya örneklerine bakarsak aslında böyle bu. O yüzden bunun için de mesela parklarımızdan bir tanesini teknoloji deneyimleme parkı yapacağız. Mesela ki çocuklar sadece oynamak için değil eğlenirken öğrenmeyi hı hı. oynarken bir şeylerin de farkında olmayı kaldırma gücünü uzayın yer kürenin vesaire bunun daha doğrusu matematik ve fiziği nasıl oynarken nasıl sevebilirle ilgili ciddi bir gelişme matematiği sevmeyen toplumlar bir şey üretemezler hı. bu çok şeydir o yüzden her çocuğun da bir liseyi bitirmeden bir hobisinin olmasını ben e, öneriyorum hı hı. ve istiyorum bu şekilde yani çocuk liseyi bitirdiğinde hı hı. o dönemde lisanslı ya bir sporculuk yapsın ya da bir enstrüman çalsın ya da bir sanat dalı ile ilgilensin ya da bir hat yapsın bir şey yapsın ama evet. bir şey yapsın. Doktor olabilir, sonra hakim olabilir, savcı olabilir, vali olabilir, belediye başkanı olabilir ama bu gençliğindeki bölümünü sadece test çözerek geçirmesin. Bu çok sıkıntılı bir Tarklı süreç gelecek. Tartışma bir yaklaşım aslında. Bu çok yani bir yaşımız ilerledikçe bunu daha net görebiliyoruz. Hı hı. Bu ara kuşak, bu genç nüfus sadece kitleniyor buna. Mesela şimdi bütün hedefimiz bizim üniversiteyi kazanmak çocukların değil evet, mi? Evet. Ama yüzde %70'i mesleğini yapmıyor. Hı, hı Doğru. Üniversiteyi bitiriyor, %70'i başka iş yapıyor. O zaman okula üniversitenin sınav sıralarını boşuna kullandırıyoruz, elektriği boşuna kullandırıyoruz, hocalara boşuna yatırım yapıyoruz vesaire. O zaman mesleği de doğru seçemiyoruz demektir. Hı hı. E, çocuk sadece test çözmeye konsantre olduğu için en üst düzey okula gitmek istiyor. Halbuki o belki çok iyi bir hattat olacak belki bilmiyoruz onu. Biz ama ama aileler onun illa başka bir şey olmasını karar verdiği için Adil değil. Bunu aslında, adil değil, adil değil mi? bu. Evet. O yüzden ben bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin Hı -hı. önce şehrin sahibi olmaları lazım. Aidiyet duyması lazım. Daha doğrusu da biz şehri aslında evimiz gibi kullanmalıyız. Evimizin ortasını nasıl ki çöp atmıyorsak sokağa da atmamayı evde öğrenip sokağa da bunu uygulamamız lazım. Ve şunu, şu çok önemlidir, çocuklar evlerinin penceresinden baktığı gibi tanırlar dünyayı ve resmederler. Pencereden nasıl gördüyse, o zaman biz evlerin penceresinden nasıl bir dünya göstermek istiyorsak çocuklara öyle bir şehir ve çevre bırakmak lazım. Ben velilere ev toplantılarında ve salon toplantılarında şunu söylüyorum. İşte imarla ilgili hemen bir şey söylüyorlar. İşte şu eksimiz var, bu eksimiz var. Çocuklara hı -hı. miras olarak ne bırakmak istersiniz? Hı -hı. Güzel güzel evler, güzel güzel büyük, büyük büyük arabalar, büyük büyük evler mi yoksa yaşayabileceği bir çevre mi? hı. -hı. Bunu herkesin bir kere kendine soruyor olmaz. Çocuklarımıza ne bırakmak istiyoruz? Yaşanabilir bir çevre bırakmak lazım. Evet. Yaşanabilir bir çevreyi de sadece belediyeler değil, halkla beraber yapıyor olmamız lazım. Ben de buradan ikinci bölüme geçiyorum ve şehirde ortak akıl sistemini hayata geçirmemiz lazım. Hı hı. Yani ne yapıyorsak halkla, halkla birlikte yapmamız lazım. Bunu da bir şeffaf sistemle ortaya koymamız lazım. Evet. Gelişmiş ülkeler bunu yaptı, zarar görmediler. Bizim de ortak akıl sistemini öne çıkarmamız lazım. Bir kişinin aklı değil, çok kişinin aklıyla daha verimli, daha güzel hizmetleri ortaya koyacağımıza ben inanıyorum. Hı hı. E, bu millette bu feraset var aslında hı hı. ama biz öne çıkarmak istemiyoruz. O Herkes diyor öbürü daha iyi bilir, büyükler daha iyi bilir. İşte o, o, o takı daha iyi bilir derken herkes birbirini üzerine atıp bir kişi, bin tane aklın yüzde onu tutsa yüz tane Hı -hı. görüş önemli bir bir şehirle ilgili bin tane fikir toplasanız, yüz tanesi denk gelse evet. e, o şehrin kalkınmasına çok katkısı olur diye düşünüyorum. Ben Eyüp'ü dörde böldüm. Hı -hı. Eyüp ve merkezi ve çevresindeki on mahalleyi Hı -hı. bir bölge. Ali köyü ve merkezindeki dört mahalleyi bir bölge. Hı -hı. E, tepedeki Veysel Karani Camii'nin çevresindeki dört mahalleyi, Karadolap Çır çır, Ali Çırçır, şey, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar Eşilpınar. ve e, Akşemseddin'e bir bölge. E, Kemer, Uğaz, Götlük'e de bir bölge. Hı hı. Her birine ayrı proje üretiyor olmamız lazım. Hı hı. Mesela e, Kemer'e bir şey yaptığınızda e, bizim Eyüp'teki bir mahalle Rami onu hiç hissetmez ve onu bir hizmet olarak algılamaz. Evet doğru. E, ben orada yaptığın tesisten bana ne der yani burada haklı onun için. O yüzden bizim ulaşılabilirlik işte, sürdürülebilirliğin birinci alt başlığı bana göre ulaşılabilirliktir. Yani neyi sürdürmek istiyorsunuz? Hı hı. Sporu sürdürülebilir hale getirmek istiyorsunuz. Temiz hı hı. çevreyi sürdürülebilir hale getirmek istiyorsunuz. Teknolojiyi sürdürülebilir hale getirmek istiyorsunuz. Bunun için de önce ulaşılabilirliği sağlamanız lazım. Çocuk okuldan geldiğinde spor salonuna yürüye gitmeli, yeniden bir arabaya binmemeli. Yani bu bir maliyet. Hı hı aslında. işte bunu nasıl sağlayabileceğimiz konusu. Parka, işte parka zaten hadi gider ama biz de işte bizim parklarımız iptidai küçük küçük yani en atıl yeri burayı park yapalım. Hadi burası bir şey olmaz park olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz çocuklarımıza en artık malzemelerden mi elbise dikiyoruz? Yok en güzelini alıyoruz. Kendimiz daha eski bir şeyleri giyiyoruz ama da güzel şeyler alıyoruz. Aslında ama güzel. şehirde çocuklara en kötü yeri park olarak ayırıyoruz. Bu iyi bir şey değil. Hı, hı. Bizim buna bir kez çözüm bulmamız lazım. Çocuklar çünkü o zaman en sevdiğimiz varlık, yaşama sebebimiz çocuklarsa, çocuklara ayırdığımız e, okul alanlarının ve parkların bana göre daha e, önemli, daha elverişli, daha kullanılabilir, daha ulaşılabilir yerlerde ve mekanlarda olması lazım diye düşünüyorum. Bu anlattıklarınız aslında daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz projelerin evet. e, hemen evet. hemen bir yansıması. Evet, 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 içerik olarak anlıyoruz. Reklama oldu. girmesin diye sadece yapacaklarım diye anlattım. <laughs> bir tanıtım toplantısı gerçekleşecek sanırım. Siz de şu an yoğun bir süreç geçiriyorsunuz. Evet, evet. Şu Çok an sabah, sabah 8'de başlıyoruz. Akşam 12'ye kadar hı hı. E, mahallelerimizde teşkilatlarımızla beraber yoğun bir temponun içindeyiz. Hı hı. E, dinliyoruz, e, öğreniyoruz, e, neyin daha elzem olduğunu sorarak daha net bir anda bu projeden yerini bile değiştiriyoruz. Bu daha önemliymiş diyoruz. Bunu öne alalım diyoruz hı hı. mesela dinleyince o ortaya çıkıyor mesela sağlık sorunu ile ilgili hastane meselesi hı hı. bir anda ön plana çıktı mesela bizim projemizde hastane devletle hükümetle görüşmemiz gereken bir konu ki görüşüyoruz artık sağlık bakanlığımızla hı hı. ciddi bir şekilde hastane sorunu ortaya çıktı mesela yani okul eksikliği ortaya çıktı mesela bizimle yerel yönetim çok fazla ilgilendirmiyor ama direkt ben onu ne alalım niye çünkü vatandaşın e, ilgi odanda orası var. Hı hı. Onu öne almamız lazım. Onun gibi dinleyince de neyin elzem olduğunu, mühim en mühim kavramını doğru ...uygulamamız lazım. Geldi ortaya çıkıyor. Evet. Çok az vaktimiz kaldı ama... ...kentsel dönüşüm konusuna da çok kısa değinebiliriz. Bu konuyla ilgili... ...plan ve projelerinizden de... ...bahsetmek ister kentsel misiniz? Kentsel dönüşüme pek girmek... ...istemiyorum. Ama çünkü kentsel dönüşümü... ...doğru anlatamadık. Hı hı. Doğru da anlaşılmadı. Hı hı. Herkesin çok kazanmak istediği bir sistemde... ...kentsel dönüşüm yapmak çok zor. Hı hı. Yolların aynı genişlikte olduğu ama... ...binaları yıkıp... ...iki kat yapıya çıkarıyor olmanın e, şehirde başka sorunlar ortaya çıkardığı da gözüküyor. Onun için şu anda bununla ilgili daha e, çözümcül bir e, proje üzerinde çalışıyoruz ki nasıl şehri daha verimli hale getirebiliriz. Herkesin memnun olduğu bir sistem, herkesin çok kazandığı değil, herkesin az kazandığı bir yapıda kentsel dönüşüm yapılabilir. Peki efendim, e, süremiz çok kısa sanırım. Artık bitiriyoruz, yavaş yavaş toparlayalım. Ben e, Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Size eklemek istedikleriniz varsa alabilir miyiz? Eyüp Sultan e, hizmetlerin en güzeline layık. Başlarına söylediğiniz İstanbul metropol ise Eyüp Sultan'ın baş şehridir. Ben bunu slogan olarak söylemiyorum. Bunu mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Eyüp'te mutlaka kent müzesini hayata geçirmemiz lazım. Demin unuttum onu. Hı hı. Çünkü Fatih'in İstanbul'un fethiyle yaşıt bir şehir. Evet. Bizim bunu yapıyor olmamız lazım. İkincisi Ali Beyköy bölgesi tamamen Balkanlardan gelen evladı Fatih neslinin olduğu bir mahallelerimizin oluşan bir yer. O bölgeye de mutlaka bir Balkan müzesi yapmak istiyorum. İnşallah yaparım. Bütün halkıma iyi akşamlar diliyorum. Bizi takip etmeye, izlemeye devam etsinler diliyorum. Eyüp Sultan için her şey güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için. Sayın dinleyiciler bugün stüdyomuzda AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Sayın Deniz Köken vardı. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve böylelikle Radyo 7'de ana haber bültenimizi sonlandırıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.